Şu anda Dicle Ertem'in yaşadığı evin önündeyiz. Bu yaşananlara bir kül kedisi masalı diyebiliriz aslında. Ve birazdan sizlere Dicle ile ilgili bir açıklama yapacağız. Barış havası olan ilişkilerini masaya yatıracağız. Meral, hemen kapıyı aç. Neredesin? Geldim ben, hadi. Tamam, sen aç hadi. Çıktı çünkü geliyor. Dicle Hanım. Ne zaman birlikte? Dicle Hanım, çabuk. Kapat. Kaçtı ya. Ya nasıl buldular eve, ben hiç anlamıyorum. Ne yapacağız biz böyle? Şu an daha önemli bir sorunumuz var Dicle. Ya bundan daha önemli ne olabilir Meral? Söyle bana, ne olabilir? Anne. Ben bir çay koyayım. Anneciğim, niye haber vermedin geleceğini? Hı? Keşke söyleseydin. Söyleseydim de hayır deseydin Dicle. Demezdim ben. Niye öyle diyeyim? Vallahi bilmiyorum. Son zamanlarda hiçbir şey anlatmıyorsun bana. İyiyim diyorsun, geçiştiriyorsun. Sonunda bu oluyor işte. Ay, internete bir girdim. Fotoğrafların, resimlerin her yerde yayılmış. Yazdıkları gibi değil ama. Vallahi değil anne, gerçekten değil. Nasıl oldu bu olay? Bana bir anlatır mısın şunu? Düşündüğün gibi değil bir kere. Dicle, adın her yerde diyorum ya, her yerde. Biliyorum. Ah, ben seni İstanbul'a bunun için mi gönderdim ya? Antalya'da iş imkanları yok dedin, kız haklı dedim. Babanın ajansında işe başladın. Tamam dedim ya Leyla, ses etme, bir başlasın bakalım. Ama bu ne? Adamlar ellerinde kamerayla kapıya dayanmışlar ya. Hangi magazin programını açsam konu dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor sana gelecek. Kıraca dairet ya. Ne bir telefon, ne bir şey. Hani bitmişti bu çocukta? Hı? Hani görüşmüyordun artık? Anne, biz zaten iş dışında görüşmüyoruz. Sen merak etme, yakında Feris Hanım her şeyi halledecek. Kıraç ne diyor? Hiçbir şey. Nasıl yani? Yardım etmedim sana. Aramadı mı bir yerlere? Haberi yalanlamadım yahu. Hayır anne, çünkü ben ondan yardım istemedim. Zaten her şeyde karışmasını istemiyorum ben. İyi de sen istemesen de onun bir şeyler yapması gerekirdi. Anneciğim tamam, lütfen. Ha, susup duralım yani. Hiçbir şey yapmayalım. Kendiliğinden geçmesini bekleyelim bu acayipliğin. Anneciğim, dedim ya Feris Hanım ilgilenecek diye. Kızım, yavrum, bir tanem. Sen Kıraç'la bu konuyu konuştun mu? Konuştum evet, ama zaten ne yapabilir ki? Olan oldu. Ay. O Barış Feris'le mi çalışıyor hala? Evet. Ya kendi oyuncusunu korumak için seni ateşe atarsa? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Hani sektör acımasızdı? Hani asla senin yapamayacağın şeyler yapıyorlardı, her şeyin üstünü kapatıyorlardı. Öyle diyordun ya bana, ne oldu? Evet öyle, ama Feris Hanım onlardan biri değil. Kusura bakma Dicle, ben inanmıyorum. Gerekirse çekip alırım seni Antalya'ya. İstanbul defterini burada kapatırız, biter. Sen şimdi oturmuş kendi kendini yiyorsundur eminim. Üzme kendini lütfen. Yazılanların doğru olmadığını biliyorsun. Her gün böyle 1000 tane haber yapıyorlar. Birkaç güne kimse hatırlamaz bile. Umarım. Konuşmak istersen buradayım. Hello. Hayatım, bu ne güzellik ya. Yani para para parlıyorsun. Ha, gözümü senden alamıyorum. Vallahi bu aralar bunu duyuyorum. Doğru galiba, bence sebebi aşk. Bana da öyle geldi. İki kahve alabilir miyiz lütfen? Söyle bakalım, nasıl gidiyor ilişki? Vallahi Feris, şöyle anlatayım. Çok iyi.
çok mutluyum. Hayatımda daha önce beni bu kadar anlayan, bu kadar dinleyen bir adam olmamıştı. Hep bir böyle menfaat, hep bir ikircik falan vardı. Bunda yok. Okan öyle değil ama. Değil, değil. Gözümün içine bakıyor. Bir de evi görseniz yer gök çiçek, her taraf çiçek. Ayrıca kızlar, tüm dedektiflikleri yaptım, araştırmaları yaptım. Başka kadın yok, sayfa temiz. Ayrıca çok anlayışlı. Benim işime karışmıyor. Öyle mi? Karışmıyor tabii. Yani kendince fikrini söylüyor beni korumak için. Ama sonunda kararı hep bana bırakıyor. Zaten kendisinin de işi var, işi gücü var. Ha, gıda sektöründe değil mi? Doğru biliyorum. Yok yok. Yani o işlerle kardeşleri ilgileniyor. Aslında Okan'ın kafasında bir şeyler var. Yapım şirketi kurmayı düşünüyor. Daha doğrusu beraber yapım şirketi kurmayı düşünüyoruz. Nasıl? Çok iyi. Ama hayatım, sana bir şey söylemem gerek. Yapma Firuz. Yapma. Yani yaşı açma şimdi. Evet, evet benden genç. Olabilir, olabilir. Ne var yani? Babamız yaşındaki adamlar 20'lik kızlarla dolanıyor. Onlara laf yok. Şimdi Okan'ın yaşı mı sorun? Lütfen. Yani lütfen yapma bunu. Hayır, hayır. Bir dakika ya. Ben yaşa hiç takılmıyorum ki. Hay, gönüller biri olduktan sonra yaşın ne önemi var hayatım? Ay gerçekten mi? Ay çok rahatladım. Ay çok rahatladım. Ya bence de öyle. Bence de. Benim asıl takıldığım evlilik. Nasıl? Evet, biz Onur Saylan yeni reklam sözleşmesini bekliyoruz hala. Evet, Çınar Bey de zaten aramış sizi bugün. Emrah'la da görüşmüşsünüz Çınar Bey'in asistanı. Tamam, peki bugün içerisinde gelir mi sözleşme? Heh, süper, teşekkürler, iyi günler. Boşları versene Jülide. Bekir abi hayırdır? Böyle bir sıkıntın varmış gibi senin ha? Feride Hanım'ın canını sıktım, istemedi. Dergisi mi varmış ne? Ben de atıvermiştim. Tamam, takma kafanı bu kadar ya. Kısmetse ne zaman evleniyorsunuz Okan'la? Yani bunu tam konuşmadık ama ay sonu falan olur bence. Çünkü beklemeye gerek yok. Güzel. Güzel, o zaman vaktiniz var. Ne için? Evlilik sözleşmesi için. Ay yok Feriz, yok. İstemiyorum ben öyle şeyler. Ben Okan'a güveniyorum. Aa, ben öyle bir şey demedim ki. Ben de güveniyorum Okan'a ama dünyanın bin türlü hali var hayatım. Hem gizlilik sözleşmesi de imzalaması gerekecek. Yani sana bin tane senaryo geliyor. O da kıyısından köşesinden duyuyor bir şeyler. Yapımcılığa da soyunuyor diyorsun. Yani. Evet ama... Ay bir dakika. Bunu açmam lazım. Pardon. Tabii tabii. Canım. Söyle aşkım, söyle. Ay şimdi elimde kalacak. Vallahi yemin ediyorum şimdi elimde kalacak. Feris Hanım, bence buradan devam etmeyin. Yani ikna etmeniz mümkün değil. O kadar aşık ki gözü hiçbir şey görmüyor. Ne yapalım Dicle? Bırakalım gitsin, evlensin. Adam da istediği her şeyi yapsın mı? Hayır tabii. Okan'ı bir şekilde anlatmamız lazım bizim de. Yani bizim anlatmamız ters tepiyor. Ters tepecek. Acaba bir başkası mı söylese diyorum ben. Bir fotoğraflarını falan mı sızdırsak acaba Firuz Hanım? Daha önce hiç haberleri çıkmadı nasılsa, değil mi? Evet. Ha. Evet. Aha. Biz Okan'a gidemiyorsak, Okan bize gelecek. Aferin Dicle. Evet. Yapıyor muyuz şimdi bunu? Yapıyoruz. Fotoğraflardan daha da iyi bir fikir aklıma geldi. Kusura bakmayın kızlar. Valla açmayınca küsüyor. Oo, alıngan beyefendi. Güzelim, ben demin sana evlilik sözleşmesi falan dedim ama... ...düşününce bence haklısın, hiç gerek yok. Ne? Aa, gerçekten mi? Evet, hiç gerek yok. Yani bence hiç karıştırmayalım. Güvensizlik falan girmesin ilişkinize. Ay Feriz, çok rahatladım. Ay çok rahatladım. Teşekkür ederim. Ya bence de öyle. Yani bir ilişki güven üstüne kurulmalı, değil mi? Evet, yani bence de çok haklısın. Yani şimdi biz birlikte olduğumuz insanlara güvenemeyeceksin. Ne anlamı var evlenmenin? Kesinlikle. Ne anlamı var, evet, birini sevmenin? Oh, rahatladım. Ha bu arada sen dışarıdayken
Çok acayip bir gelişme oldu. Ne? Kanlıcanlı'dan aradılar seni. Kanlıcanlı ne? Ha şu magazin. Zeynep'in. Ha tamam bildim. Hı. Bugün programa çıkmanı istiyorlar. Aa. O kadar short notice olur mu canım bugün? Olur, short notice, mort notice kabul ettim vallahi sana sormadan. Çünkü fırsat kapımıza geldi diye düşündüm ama istemiyorsan hemen iptal edebilirim. Şöyle ki, yeni dizin hakkında konuşmak için çok büyük bir fırsat bu bence. Bence çıkalım. Ayrıca Okan hakkında da konuşabilirsin. Benden sana izin. Aa! Firuz sen sevmezsin böyle şeyler. Ay biliyorum hiç sevmem ama 3 günlük bir ilişki değil ki bu. Koskoca 4 ay. Değil mi? Bence çıkalım. Hatta bak ne yapalım. İlk defa bu haberi Kanlıcanlı'ya biz vermiş olalım. Böylece de elimize çok büyük bir koz geçmiş olur. Bundan sonraki bütün haberlerini de ben onlara yaptırırım. Sen hiç merak etme. Tamam sen okeysen anlaştık. O zaman Okan'a haber vereyim. Ay verme. Verme. Sürpriz olsun ya. Bütün sürprizleri Okan Bey mi yapacak? Biraz da biz sürpriz yapalım değil mi? Ama ben mutlaka onun izlemesini sağlayacağım. Sen hiç merak etme. Feris Hanım bizi şaşırtıyorsunuz. Ay çok sevindim. Tamam. Evet şimdi tek olayımız Kanlıcanlı'yı ayarlamak. Ayarlamadınız mı? İşte deminden beri yanındayım. Ne zaman ayarlamış olabilirim acaba? Mesajla falan. Tamam sustum. Bir şey vermemiz lazım onlara ama. Neyse Selam bir çıksın programa. Ondan sonra konuşurum ben. Feris Hanım zehir gibisiniz. Teşekkür ederim. Selancığım yeni projelerinden bahseder misin biraz bize? Bir single çalışması vardı en son. Ah, evet o single. 3 senedir çıkarmaya çalışıyorum biliyorsun. Ve iyi haber en sonunda çıkıyor. Çok yetenekli, çok iyi müzisyenlerle çalıştım. Hepsine hayranım. Çok heyecanlıyım. Umarım sizler de dinleyiciler... Hadi. Kesin bahsedecek değil mi Okan'la? Evet kesin bahsedecek. Makyaj odasında da konuştum. Çok mutlu olacak Okan dedim. Abarttım. İnşallah geri tepmez. Bakalım verilen fotoğrafları tanıyan olacak mı? İnşallah olur çıkar. Ben inanıyorum çıkacak evet inşallah. Ama bir şeyler olacak. Seyircilerimiz bizi izlemeye devam etsin. Artık nikah masasına kadar gider Şermin ya Hakan. Vallahi Şermin'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama sanırım Selen nikah masasına gidiyor. Geliyor. Aa, söyleyecek. Nasıl? Gerçekten mi? Tebrik ederim. Kim bu şanslı erkek? Vallahi ilk defa burada açıklıyorum. Böyle kısmetmiş. Hayatımın erkeği. Okan Kaymazlar. Ya arkadaşlar var mı fotoğrafı? Bir görebilir miyiz acaba? Zeynep'ciğim içeri vermişler şimdi. Görüntüleyeceğiz. Ya çok yakışıyorsunuz maşallah. O kadar tatlısınız ki. Öyle değil mi? Tebrikler. Çok teşekkürler. Gerçekten özel biri o benim için. Bir 4 aydır birlikteyiz ama kendimize saklamak istedik. Emin olalım istedik. Bu arada bir de birbirinize benziyorsunuz. İşte benzemiyorlar birbirlerine. Nereden yani çıkardı işte şimdi? Birbirini seven insanlar birbirine benzer. Zamanla derler. Maşallah. Çok romantik, ince ruhlu bir adam Okan. Ama siz böyle söylüyorsunuz, biz kıskanıyoruz. Lütfen kıskanmayın canım. Ben isteyen herkese benim gibi bir aşk yaşamasını diliyorum. Aa, senin olsun. Amin. Amin, evet. Yayınımıza bağlanmak isteyen bir seyircimiz varmış. Arkadaşlar bağlayabilir miyiz? Alo. İyi yayınlar Zeynep Hanım. Ben programınızı çok severek izliyorum. Selen Hanım'ın da çok büyük hayranıyım. Çok teşekkürler, sevgiler. Biraz önce evleneceği kişinin resmini koydunuz. Ben o konu için aradım. Fotoğraftaki kişinin gerçek adı Alihan Tunç. Kendisiyle 4 yıllık bir beraberliğimiz oldu. Elimde avucumda ne var ne yok hepsini son kuruşuna kadar harcadı. Ben sizi uyarmak istedim çünkü benim başıma gelenler kimsenin başına gelsin istemem. Bir dakika. Anlamadım. Hanımefendi yanılıyorsunuz dur, herhalde. Dur. Bir yanlışlık olsa gerek değil mi? Rejiden haber geldi şimdi. Onlar da telefon alıyoruz. Hepsi de fotoğraftaki kişi hakkında suçlamalarda bulunuyor. İsterseniz bir telefon daha alalım. Tamam. Merhaba iyi yayınlar. Ben fotoğraftaki kişiyim
Mehmetcan Kuyumcu olarak tanıyorum. 6 ay birlikteydik. Ne? 6 ay boyunca evlenme vaadiyle beni kandırdın. Bir dakika. Sakın fazla sevinme. Gülmek istiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Sakin. Mehmetcan kim? Sakin kal. Yani bir hata var bu işte. Tamam arkadaşlar, yayını kesebilir miyiz? Bir reklam arası verelim. Başardık. Barış, senin burada ne işin var? Ben seninle konuşmak için geldim. Barış, şu an ne kadar zor durumda olduğumu biliyorsun sen. Bak, annem evde, magazinciler her yerde. Şu an hiç doğru bir zaman değil, gerçekten bak. Ben baktım, hepsi gitmişler. Zaten bizden bir şey çıkmayacağını anladılar bence. Ben sadece seninle konuşmak istedim. Ama Barış... Merak etme. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yere götüreceğim seni. Sadece konuşmak istiyorum, önemli. Konu yine bize gelecekse Barış... Düşündüğün gibi değil. İnan bana. İyi, tamam. Tamam. Neresi burası? Hiç bilmiyorum ben buraları. Sağlam dostlukların temeli olan ama bazı insanlar için sadece bir semt adı olan... Vefa. Vefa mı burası? Yok, Vefa değil. Vefa hemen şurası. Ha. Ne yapacağız burada? Vefa'nın meşhur bodasını içeceğiz. Sakinleşeceğiz. Ve bunu yaparken de magazincilere yakalanmayacağız. Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Şu ana kadar hiç fena gitmiyorsun. İyi yaşa. Sen de gör. Şuranda tercih mi kaldı? Evet. Çildir o. Evet, seni dinliyorum. Yani öyle seni dinliyorum falan olmuyor. Tamam peki, bir şey demedim. Nicle, ben konuştuklarımızı çok düşündüm. Stüdyoda bana söylediklerini. Bir dinle. Şiir için geldiğinde de çok gerildik. Ben artık... Aramızda böyle gerginlikler olsun istemiyorum. Bana söylediklerini de haklıydın yani. Kendi bakış açından baktığımda haklıydın. O konuları tekrar açmayacağım, merak etme. Ben seni hiçbir şeye zorlayamam. Üstüne de gelmeyeceğim. Ama... Böyle de olmuyor. Ama soğuk bu. Evet. Niye şaşırdın? Yani ne bileyim. Daha önce hiç içmediğim için. Hani kışın içiliyor, sıcak olduğunu sanıyordum hep. En azından ılık olur diyordum. Ya şu an konuyu değiştiriyorsun. Dicle. Ben seninle konuşmayı özledim.
Yani öyle sorunlarımı sana anlatıp sıkıntılarımla boğmaktan bahsetmiyorum. O konuda gayet net konuştum. Ben kimsenin yara bandı değilim dedin ve haklıydım. Babanı bildiğimi de sana söyleyemedim. O konuda kızmakta da haklısın. Mail olayını zaten bilmiyordum, hala da bilmiyorum. Mail babam hakkında. Kıraç Özdal benim babam, evet. Annemle beni bırakıp giden, büyürken hiçbir zaman yanımda olmayan, buraya geldiğimde de cebime para koyup beni geri göndermeye çalışan bir adam benim babam. Ama ben ne isterdim Barış, biliyor musun? Sen bunu öğrendiğinde herkesten önce bana gel, bana sor, benimle konuş. Ben de aynı şeyi düşündüm, biliyor musun? Keşke Dicle gelseydi, benimle konuşsaydı, saklamasaydı. Beren de kimseye söyleme diye öyle ısrar edince... ...ve zaten böyle bir konu çat diye nasıl söylenir onu da hiç bilmiyorum. Beren bunu öğrenince geldi beni tehdit etti. Buse'yi işten kovdurmamı istedi. Bir sürü saçma sapan şey oldu. İnan hiçbirinden haberim yoktu. Zaten böyle bir şey olsa ben izin verir miyim sence? Ben seni korumak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biliyorum senin korunmaya ihtiyacın yok. Ama en azından yanında olurdum. Dicle. Benimle konuşmak istersen baban hakkında herhangi bir şey, her ne olursa olsun ben buradayım. Ama bak durup dururken bana hesap sormaya kalkarsan yine ne bileyim Emir hakkında yine üstüme gelmeye çalışırsan... Ya bence bu akşam için bayağı bir ilerleme kaydettim. O konuya hiç girmeyelim, olur mu? Olur. Beğendin mi? Beğendim. Soğuk olmasa daha güzel olacakmış aslında ama... Salep gibi.